Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sunar. Hisse bülteninden herkese merhabalar. Ben Açıl Sezen, Üzeyir Doğan'la birlikte yeni yılın ilk programında önümüzdeki döneme dair özellikle teknik açıdan ön plana çıkan hisseler hangileri, bunları değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Hoş geldin Üzeyir. Hoş bulduk. Şimdi aslında bir endeksle başlamak lazım zannediyorum. Çünkü endeks 118 bin puanın üzerine doğru kaydı. Hani ilk etapta biz yılbaşından önce aracı kurumlara sorduğumuzda ne bekliyorsunuz yeni yılda diye. İşte 120 bin, 125 bin aralığında bir yer bekliyoruz demişlerdi. İlk iki işlem gününde görüyoruz ki dün bankalar önderliğinde işte KGF falan biraz bunların katkılarıyla net bir şekilde 117 bin üstü. Bugün açılışla birlikte 118 binin üstü. Hızlı mı koşuyor? Evet, biraz hızlı koşuyoruz. Özellikle geçtiğimiz aydan devam eden bu süreçte aslında ciddi hem ivme yüksekti, sertti, hem de ciddi derecede hacim düşük seyretmişti. Ama dün burada hacim ayağını biraz daha endeks rahatlatmış gözüküyor. 8 milyar TL'lik bir hacim vardı dün. Aslında bu tarz yükselişler aynı zamanda düzeltmesi de sert olabilecek yükselişler, ama piyasa yükseldiği ölçüde de piyasaya da katılmak gerekiyor. Böyle zamanlarda yapılabilecek en iyi strateji piyasanın momentumundan faydalanmak, ama önemli bir destek noktası kırıldığı anda da hemen piyasadan kaçmayı bilmek. Çünkü dediğim gibi Aralık ayında yaklaşık %11'lik bir yükseliş vardı. Dün keza %2'lik bir yükseliş. Bugün bu yükselişin yine devam ettiğini görüyoruz. Yani totalde aslında %15'lik bir yükseliş yakın bir rakam. Ve aslında baktığımızda çok cılız hacimlerle geçilen, önemli bir haber etkisinin bulunmadığı, sadece bu Amerikan vize krizinin çözülmesi önemli bir haberdi gerçi, ama bunu göz ardı ettiğimizde öncesindeki yaşanan yükselişte biraz temkinli olmayı gerektiren bir yükseliş gibi gözüküyor. O nedenle biz yatırımcılara ve bizim yatırım danışmanlarımıza her sabah aynı tavsiyede bulunuyoruz. Endeks yükselirken pozisyon azaltmana bir gerek yok, ama mevcut pozisyonları kesebilecek, zarar durdurabilecek bir hareketli stop loss belirlemek gerekiyor diye. Şu anda biz o stop loss seviyesini 116.500'e kadar çıkarttık. 116.500 kırılmadığı sürece mevcut pozisyonların korunması, hatta gün içi geri çekilmelerin yeni alım fırsatı olarak değerlendirilmesi, ama 116.500 kırılırsa belki biraz daha maliyeti daha iyi olan, dayanma avantajı olanlar için de 115.000, burası kırılacak olursa biz zarar kes yapıp izlemeye geçmekte fayda olabilir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, tabloyu bir ekrana alırlarsa hem endeksin grafiği üzerinden bakacağız, hem yine aynı zamanda hacimlere de bir parça bakacağız. Ben burada çok alışık olmadığımız bir karsan görüyorum. 400 milyon TL, dünkü evet. Hacim 8 milyar TL. %5'ini şimdiden tek başına karsan yapmış gibi görünüyor. İkinci sırada da Vestel var. 360 milyon lira da orada var. Dolayısıyla takipçimiz de sordu biraz önce, bu baba yiğitler üzerinde bir fiyatlama var mı yok mu falan diye. Bunları herhalde doğru zaman değerlendirmek var. Için. Aslında son iki gündür buradaki fiyatlamayı görürüz. Hafta sonu bazı basın organlarında çıkan yapılan açıklamalar önemliydi burada. Şirketin yeni kurulacak, daha doğrusu bu yerli otomotiv şirketinin CEO'sunun yakın bir zamanda belirleneceği ve en geç de Nisan ayı gibi şirketin ve markanın isminin belli olacağı yönde açıklamalar vardı. Burada hatırlanacak olursa önceki haftalarda yine bazı basın kurullarında çıkan ve şirket içerisinden yetkililere dayandırılan haberlerde henüz daha bir arpa boyu yol gidilemediği yönde açıklamalar vardı. O biraz keyif kaçırmıştı. Şimdi tekrar CEO'nun belirlenecek olması, şirketin kurulacak olmasının haberleri haber etkisiyle sert yükselişler getiriyor. Ama ben daha önce bu yerli otomobil ihalesi sürecinde de söylemiştim. İhaleyi alma döneminde de olduğu gibi. Şu andaki hareketlere de bana kalırsa oldukça temkinli yaklaşmak gerekiyor. Bunlar haber bazlı spekülatif ataklar. Bunların düzeltmelerini de çok sert ve hızlı bir şekilde görebiliriz. O nedenle mümkün olduğu kadar temkinli yaklaşmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bu hareketi bir benzerini biz Karsan'da gördük işte Ekim sonu Kasım başı. Evet, o belirtisiyle ihale zamanında dönemde net bir şekilde çok sert yukarısını gördük. Sonra da aynı hızla aşağısını gördük. Kesinlikle. Dolayısıyla hakikaten yatırımcıların dikkatli olmasına fayda var herhalde. Aynen, o zaman da aynı şeyi söylemiştim. Yani bu yerli otomotiv üretim süreci gerçekten çetrefilli ve zor bir süreç. Yani ilk 2019'da prototipin belli olması, 2021'de en erken seri üretime geçilmesi planlanıyor ki bunun herhalde feasible üretimi 2022 diyelim. Ve belki de şirket üretime geçtikten birkaç yıl sonra pozitif nakit akımı üretmeye başlayacak. Çünkü hemen üretilmez seri satışlar ve pozitif nakit akımı çok olası gözükmüyor. Bu nedenle en erken 2023-2024, belki 2025'ten sonra şirketin pozitif nakit akımı ürettiğini göreceğiz ve bu dönemde ciddi bir yatırım dönemi, ciddi bir sermaye ihtiyacı dönemi söz konusu olacak. Bu dönemde belki bedelli sermaye arttırımları vesaire de söz konusu olabilecek. Bu şirketler üzerinde bir miktar baskı oluşturabilir bu dönem. Zaman zaman bu tarz spekülatif ataklar olabilir, ama bunları ben ciddi satış fırsatı olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Muhtap sorumuz Türk Hava Yolları.
Evet, Türk Hava Yolları aslında bana kalırsa iyi bir sezon geçirdi. Aslında bana kalırsa da piyasa açısından da aynı şekilde ama fiyatlamalarda son dönem biraz daha spekülatif atakların etkili olduğunu söylemek mümkün. Bugün yine burada sert hareketleri görüyoruz hisse tarafında. Ben burada bir miktar artık doygunluğa yaklaşıldığını, hedef fiyatlara doğru gelindiğini düşünüyorum. O açıdan bir miktar temkinli olmakta fayda var. Özellikle jeopolitik ve siyasi gelişmelerde çok ciddi düzeltme hareketlerinin olduğunu da biliyoruz Türk Hava Yolları'nda. Burada da trend korunuyor. Trend korunduğu sürece mevcut pozisyonlar korunmaya devam edebilir. Onda bir sıkıntı yok. Ama endekste olduğu gibi burada da mutlaka bir stop loss seviyesi belirlemek gerekiyor. Keza bu stop loss'un altına indiği anda da zararı katlanmak ve kesmek gerekiyor. Aksi takdirde burada sert düzeltmeler görülebilir. Ağırlıklı olarak takipçilerimizden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağız. Bunlardan bir tanesi Pınar Süt, bir de Kardemir sorusu var ama onu zaten biraz sonra teknik olarak hangi hisseyi nerede beklediğine bakarken yorumlayacağız. O yüzden önce Pınar Süt'ü sormuş olayım sana. Aslında Pınar Süt, Petun ve Pınar Su bana kalırsa bu gıda sektörü tarafında iskontolu fiyatlanan hisseler. Ama burada ciddi bir katalizör de görebilmiş değiliz fiyatlamalar açısından. Dün örneğin Petun'da biraz hareket vardı. Diğerlerine çok fazla yansımadı ama özel bir haber ya da veri açıklaması ya da herhangi bir donesi yoktu arka tarafında. Genel olarak baktığımızda aşırı iskontolu olan ve en ufak bir taleple likiditesinin de az olması nedeniyle zaman zaman sert hareketler yapabilen hisse senetleri. Ama ben dediğim gibi genel olarak her üç şirketi de iskontolu buluyorum. Özellikle son dönemdeki gerilemeler sonrası daha da cazip fiyatlara geldiğini düşünüyorum. Ama orta uzun vadede bu iskontoyu devreye girecek bir katalizörü yok. Açıklanacak bir mali tablo ya da şirket yönetiminden gelebilecek bir açıklama uzun vadeli potansiyel oluşturabilir diye düşünüyorum bu hisselerde. Halk Bankası sormuş bir takipçimiz. Halk Bankası malum sürecin tekrar içine girdik. Bugün itibariyle Amerika'daki dava ile ilgili jüri toplanmaya başlayacak ve muhtemelen bu ay içinde bir karar alacak. Yani karar ne zaman alınca yönde bir net bilgi yok. Piyasa açısından da en muğlak taraf o. Bana kalırsa bugünden itibaren zaman zaman piyasada da gün sonu ve hafta sonu kapanışlarında bu davadan acaba bir karar çıkabilir mi endişesi zaman zaman kar satışları da getirebilir. Ona dikkat etmek gerekiyor. Halkbank hala şu son yükselişe rağmen bana kalırsa iskontolu ve bu dava iskontosunu yansıtıyor ama bu dava süreciyle ilgili belirsizlik ortadan kalkmadığı sürece de orta uzun vadede istikrarlı bir yatırım aracı olarak ben açıkçası görmüyorum. Dava sürecinin netleşmesini beklemek gerekiyor. Peki o zaman hızlıca bu sene teknik olarak hangi şirkette ne bekliyorsun? Bunun detayları üzerine konuşmaya başlayalım. Önce istersen Doğaç'la başlayalım. Evet, aslında baktığımızda bu sene biraz daha kısa dönüyorum. Şimdi endeks zirve seviyelerine yaklaştı. Hisse almakta yatırımcılar da ciddi manada tedirgin oluyor. Ben bu süreçte hani biraz daha bu haftalarda piyasayı yenebilecek, biraz daha potansiyeli yüksek olan hisselerden bahsetmiştim. Momentumu kuvvetli olan hisselerden bahsetmek gerekiyor. Doğaç onlardan bir tanesi. Son dönemde önemli bir toparlanma hareketi başlattı. Burada temel açıdan da şirketin üst yönetimindeki değişiklik yeni bir heyecan da katıyor hisseye. Ve Volkswagen grubunun yeni projeler yeni modeller çıkarıyor olmasında burada hissedeki hareketlilikte etkisi var. Önemli direnç seviyelerini yukarı aşmaya başladı. Burada 8.36 bugünkü geçilen seviye önemli bir noktaydı. Kısa vardı 8.60 hatta belki bir miktar daha üzeri 8.70-8.80 civarına kadar da bir hareket potansiyeli oluşmuş durumda. Ne kadarlık vade için konuşuyorsun bunu? Bunu kısa vade yani bir hafta 10 günlük bir vade diyebiliriz buradaki sürece. Kısa vadeli hareketler için biraz daha bunu ölçmek gerekiyor. 8.60-8.70 bu bölgelere doğru önümüzdeki bir hafta iki haftalık süreçte test edilebilecek seviyeler gibi gözüküyor. Ege Seramik biraz önce bir takipçimiz de sordu. Ege Seramik aslında son dönemde açıkladığı mali tablolarla da ön plana çıkmaya başlamıştı. İlk geçtiğimiz yıl 9 aylık mali sonuçları sonrası hisse fiyatlarında bana kalırsa piyasanın abarttığı bir satış süreci görmüştük ama ardından gelen mali tablolar bir miktar daha toparlanma getirdi. Ve bu çeyrekte de yine benzer mali sonuçların açıklanacağına yönelik piyasa beklentisi de oluşuyor. Ben burada da şu anki fiyatlar bir miktar daha üzeri 4.70 civarı biraz daha güçlü bir direnç seviyesi. Buraları test edecektir bugün muhtemelen. Eğer 4.70 üzerine bir kapanış işareti alacak olursak burada da 5-5.10 civarına doğru bir hareketlilik teknik olarak mümkün gözüküyor. Biraz hızlanalım istersen. Kortsa. Kortsa burada da istediğim tek tek detayına girmeyeceğim ama 7.90 ve üzerinde 8.50
burada hedeflenebilecek seviyelerden ciddi momentumun olduğu ama stop loss'un burada mutlaka baştan belirlenmesi gereken hisselerden biri. Yüksek bir momentum hareketi var. Burada da 8.50'ye doğru bir hareket olası gözüküyor. Bu arada yine Ülker'le ilgili dün bir haber akışı vardı. İstersen kısaca ondan da bahsedelim. Ülker kendi hisselerini yani Ülker hisseleri Pladis'e devroldu. Evet. Dolayısıyla hem oradaki fiyat hem bundan sonra Pladis üzerinden yapılacak olan fiyatlama ki aslında belki önümüzdeki dönemde onlara da bir halka arz planlaması evet. vesairesi de var. Nasıl değerlendirirsin? Aslında bu süreç bayağıdır devam ediyor. Hem Murat Ülker'in ve diğer ortakların Yıldız Holding'e hisse devirleri hem Yıldız Holding'in Pladis hisse devirleri ve diğer grup içi şirketlerindeki transferler bir süredir devam ediyor. Bunu Ülker aslında son birkaç yıllık süreçte izah da etmişti. Özellikle Türkiye'de Yıldız Holding, yurt dışında da Pladis markasıyla konumlanacağını ve bu çerçevede bu yapılanmanın devam edeceğini söylemişti. Bu açıdan şu andaki hisse devirlerinin belki çok ciddi bir etkisini beklememek lazım ama genel projeksiyonda hem yurt içinde yapılacak yeni halka arzlar, Şok başta olmak üzere yine Penta teknoloji şirketi başta olmak üzere yurt dışında Pladis'in halka arz hazırlığı hisse tarafında bana kalırsa yeni bir hikaye oluşturuyor. Eğer bu halka arzlar başarılı bir şekilde gerçekleşecek olursa da bunun genel olarak Türkiye'deki halka açık kısımdaki hisselere de pozitif yansımasını görebiliriz. Dönelim kısa vadede potansiyel üreten diğer hisselere. Soda. Soda aslında bana kalırsa son dönemin iskontolu kalan şirketlerinden bir tanesi. Hem kurun yüksek seyrini devam ettiriyor olması son zamanlarda bir miktar düzeltme olmuş olsa da sodanın satışlarına pozitif yansıyan unsurlardan bir tanesi. 5-5-0-5 civarı buralar önemli direnç noktaları. Altta destek oluştuğunu ve bir konsolidasyon sürecine de girdiğini görmüştük hissenin. Bana kalırsa burada yukarı yönlü ciddi bir potansiyel var. Belki %10'a yaklaşan bir potansiyel. Bu hemen bugünden yarına belki olacak bir değil. Biraz daha orta vade düşünmek lazım burada. Belki bir aylık bir vadeyi, iki aylık vadeyi düşünmek lazım ama 5.50 civarında bir hareket olası gözüküyor bana kalırsa. İskontolu kaldığını düşündüğüm hisselerden birisi o da. TSKB? TSKB bankacılık sektörü içerisinde iskontolu kaldığını düşündüğümüz ve olası kötü haber akışına karşı da bankacılık sektörü içerisinde daha defansif yaklaşabilecek hisselerden bir tanesi. Mevduat maliyeti orada, olmadığı için daha avantajlı ister istemez. Orada da 1.48 üzeri biraz daha kısa vardı. 1.57 hedeflenebilecek seviye gibi gözüküyor şu anda. Kardemir? Kardemir, demir-çelik sektöründe bilançolar oldukça pozitif gelmeye devam edecek. Özellikle son çeyrek ve gelecek yılın hatta ilk yarısı da demir-çelik sektöründe bilançolar tarafında oldukça pozitif beklentimiz olan hisseler. Orada da yukarı yönlü ivmenin devam ettiğini görüyoruz. Burada son yükseliş oldukça yüksek bir ivmeyle gerçekleşti. O nedenle burada da bir stop loss bulundurup endekstekine benzer. Ben daha yukarıdaki seviyelerin belki 3.50-3.60 hedeflenebileceğini düşünüyorum burada da. ODAŞ. ODAŞ hem maliyetler açısından hem senin genel performansı açısından. Aslına baktığımızda ODAŞ'ta bu termik santralin devreye giriyor olması şirket açısından pozitif bir unsur. Özellikle son dönemde elektrik fiyatlarına yapılan zamlar ve burada termik santrale değerli olması, doğalgaz fiyat artışından etkilenmiyor olması buradaki süreçte şirket açısından pozitif. Buradaki döviz gelirleri ilerleyen dönemde şirket açısından yine doğal hece oluşturacak bir süreç. Mevcut döviz borçları yüksek ama buradan gelen gelirlerle bunu taksitten ödeyebilecek durumda. İlerleyen dönemde projeksiyonda 2018 sonunda altın madeniyle ilgili yatırımların yapılacağına yönelik algı vardı. Uzun vadede aslında buradaki altın madeni yatırımı beklentisi de yine potansiyel oluşturabilecek hisseler fiyatlardan bir tanesi. Şu anda 6.17 civarında 6.20 burada güçlü bir dirençti izlediğimiz. 6.20'nin üzerinde 6.60'a doğru yine kısa vadeli bir hareket görebiliriz burada. Türk Traktör diye soracağım. Aynı zamanda buna izleyicilerimizden gelen TÜMOSAN sorusunu da ekleyeceğim. İkisi arasında hangisini tercih edersin diye de soracağım. TÜMOSAN malum Altay Tankı ile ilgili sürece çok hassas ve önümüzdeki 1-2 aylık süreç içerisinde bu ihalenin açıklanması bekliyor. O nedenle biraz daha haber bazlı burada o haberdeki gelişmeye bağlı. Çünkü eğer ihalenin içerisinde yer alacak olursa TÜMOSAN'da ciddi manada yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Ama aksi söz konusu olursa TÜMOSAN ciddi manada burada kayıpta yaşatabilir. Çünkü bu beklenti uzun zamandır fiyatların içerisinde ve realize olmaması durumunda ciddi manada satış baskısı görebiliriz. O açıdan Türk Traktör'e nazaran daha riskli görüyorum. Evet, kısa vadede potansiyel haber akışına bağlı yüksek olabilir ama çok da yüksek risk olduğunu düşünüyorum. Türk Traktör benim iskontolu bulduğum hisselerden bir tanesi. Açıkçası bu sene çok fazla yükselişlerde iştirak edemedi. Ben ilerleyen dönemde özellikle otomotiv sektöründe pozisyon alan yatırımcıların ki Ford, Tofaş vesaire hedef fiyatlarının oldukça üzerine de gelmeye başladı. Buralardan kar realizasyonlarının yakın sektör ve şirketlere giriş sağlayabileceğini düşünüyorum. O açıdan Türk Traktör iskontolu kaldığını değerlendirdiğim hisselerden bir tanesi. Peki devam edelim. Tüpraş.
Tüpraş aslında son dönemde petrokimya marjlarının daralmasının şirket üzerindeki kar marjlarının olumsuz etkileyeceğine yönelik bir beklenti var. Buna ben de katılıyorum açıkçası ama teknik açıdan baktığımızda kısa vadede potansiyel sunuyor. Özellikle 124.60 civarı önemli bir yerde. Burayı geçti ve şu aşamada bana kalırsa teknik düzeltmenin gidebileceği seviyeler 132 lira civarı gözüküyor. Kısa vade teknik trade için takip edilebilecek hisselerden biri yine. Aksa ve Bağfaş. Bunlar kısa vadeli beklentilerin evet. Son iki şirketi. Bağfaş'tan başlayayım. Bağfaş'ta aslında son dönemde bazı ihale haberleri geliyor. Yurt dışına daha doğrusu çimento gübre sevkiyatlarla ilgili haberler geliyor. Bunlar sınırlı pozitif etki yaratabilecek haberler ama asıl haber burada şu uzun süredir yılan hikayesine dönen fabrikayla ilgili gelişmeler. Bu amonyum nitrat ve kalsiyum amonyum nitrat fabrikasına yönelik beklentiler. Yakın bir dönemde artık şirketten bu fabrikanın akıbetiyle ilgili bir açıklama gelme ihtimali kuvvetli. Bana kalırsa son dönemdeki toparlanmada da bu etkili. Güçlü bir momentum yakaladı. 11'in üzerine de şu anda atmaya başladı. 11'in üzerinde %10'a yakın bir marj oluşturuyor. 11.90 civarı hedeflenebilecek seviyeler. Aksa'da da 13.75 civarındaydı fiyatlar yayına girmeden hemen önce. 13.92 oldukça kritik bir direnç seviyesi. Kısa vadede burayı test edecek momentum yakalamış gözüküyor. Eğer 13.92 üzerinde bir kapanış görürsek de 14.60'a kadar burada da ciddi bir marj oluşabilir diye düşünüyorum. Burada özellikle hem elektrik hem de doğalgaz tarafındaki zamların pozitif ya da negatif etkileyebileceği şirketlerden de çok kısaca bahsedelim evet, istersen. Evet. Burada özellikle enerji şirketlerine baktığımızda enerji şirketleri içerisinde özellikle doğalgaz ağırlıklı üretim yapanlar bu süreçten çok fazla ne negatif ne pozitif etkilenebildi. Yani hem doğalgaz fiyatlarının artış hem elektrik fiyatlarının artış birbirini nötrler diyebiliriz. Diğer tarafta biraz daha doğalgaz dışındaki üretim faaliyetleri daha yüksek olan Aksu Enerji, Zoren, Aksa Enerji yine bu tarafta bana kalırsa enerji sektörü içerisinde pozitif etkilenebilecek hisseler. Diğer taraftan çimento, cam sanayi gibi enerji girdisi yüksek olan sektörlerde bu süreçten olumsuz etkilenebilecek sektörler ve şirketler gibi gözüküyor. Peki son 2-3 dakikanın içerisinde hızlıca izleyicilerimizden gelen sorularla bitirelim. Bir İstemir. İstemir benim iskontolu bulduğum hala son yükselişe rağmen şirketlerden bir tanesi ama burada temel gerekçe iskontol olmasını gerektiren halka açıklık oranının düşük olması ve ana pazarda işlem görmemesi. Eğer onunla ilgili bir değişiklik söz konusu olursa ki şirketin bu yönde bir çalışması yok bildiğim kadarıyla ciddi manada potansiyel oluşturabilir ama dediğim gibi iskontolu ama iskontolu kalmaya da bu süreçte devam edecek gibi gözüküyor. TAV benim beğendiğim hisselerden bir tanesi. Ben 2018 yılı içerisinde yeni hava limanlarının portföylere dahil edilme potansiyelini yüksek görüyorum. Özellikle Sabiha Gökçen konusu netleşecek olursa burada görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. Eğer TAV havalimanları arasında Sabiha Gökçen etkileyecek olursa ciddi manada bir marj oluşabilir. Oradaki bu haberleri takip edeceğiz. İskontolu biliyorum ve dediğim gibi haber akışına bağlı olarak dönem dönem sert hareketler de yapabilir yukarı yönde. Albaraka? Albaraka Türk dün elindeki sorumlu alacakların bir kısmını satışını yaptı. Bunlar aslında çok ciddi bir gelir açısından bir katkısı olmayacak ama bilançonun temizlenmesi açısından pozitif. Bankacılık sektörü içerisinde iskontolu kalan hisselerden bir tanesiydi uzun dönem boyunca. Son dönemde sert hareketleri gördük. Bir miktar burayı toparladı ama hala yukarı yönlü potansiyeli olan bankacılık hisselerinden biri. Nuh Çimento. Çok yakın takip ettiğim hisselerden biri değil. İşlem hacmi olarak da oldukça sığ bir tahtası var. O nedenle çok detaylı analizini yapmadım şu ana kadar. Bir de Karton sormuşlar. Kartonsan burada yine son dönemde bedelsiz potansiyeli olan hisseler kervanında ön plana çıkabilecek hisselerden bir tanesi. Aslına bakarsanız temel açıdan çok bir dahane olmasa da piyasada bu her dönem kullanılıyor ve Ocak'la Mayıs dönemi genel kurullar dönemi son çeyrek mali tablolarının ardından bedelsiz potansiyeli yüksek olan hisselere sert girişler görüyoruz. Bu sene enteresandır. Temmuz ayında Kartonsan'da da benzer hareket var. Diğer bedelsiz potansiyeli yüksek hisselerde de aynı hareketi görmüştük. Bu hareketler Temmuz'daki tekrarladığı gibi yani sert yükseliş ardından sert kar realizasyonlarına neden olabiliyor. Şu anda da yine bana kalırsa bu bedelsiz potansiyeli dönemi haberleriyle fiyatların biraz da spekülatif olduğunu düşündüğüm bir fiyatlama içerisinde. Üzeyir çok teşekkür ediyorum sana. Keyifli sohbetin ve yorumların için 30'un üzerinde hisse senedi konusunda görüşlerini alma şansına sahip olduk. Hisse bülteninden bugünlük bu kadar diyoruz. Hoşçakalın. Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sundu.